Aha. Geliyor. Ya koşmayın ya, koşmayın. Nereye gidiyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ama gel. Ya gel, ne güzel otluyorduk gel. Haftada 5000 lira kazanmıyor musun arkadaşım sen? Merhaba, hoş geldiniz. Bugün İsmail'le beraber dağa gidiyoruz. Dağda tomruk keseceğiz, ağaç devireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Tekrar merhaba, biz kesim alanına geldik şu anda. Bizim gibi başka kesim yapanlar da var. Onların arka planda seslerini duyuyorsunuz. Burası çok güzel. Bu kadar büyük ağaçlar göreceğimi tahmin etmezdim ama hani minimum 30 metreden başlıyor buradaki ağaçlar. İsmail zaten neden kesim yapıldığını, kesimin doğaya ne katkısı olduğunu anlatacak. Biz kesim işlemine başlarken ben videoya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Önce güvenlik mi diyorsun? Evet. Benzin doluymuş sen. Benzin mi doldurdun? Evet. Ama doluymuş hiç. Şerit yağ koyacağım mı? Şerit bayağı bir şey yapıyor bana, şey diyor. Şuna bakacağım da buna var mı? İkisi farklı testereler mi? Yani biriyle ağacı devirip biriyle ne yapıyorsun? Bununla budama yapacağım. Hangisiyle? Şu maviyle. Diğeriyle de ağacı mı deviriyorsun? Ya, gerçi budama yapmayacağım. Bununla yıkacağım, budayacağım. Bununla da böleceğim. Ortadan ikiye böleceğim. Ya şey yapacağım, tomruklayacağım. Hiç onu koymadığın oldu mu? Ne fark ediyor? Yani koymazsan motor bozulur. Motoru bozar. Evet. Testere sesleri geliyor. İdris amca gitti, başladı bile mi? Yok yok, o öteki adamlar. Az önce yolu kapatan adamlar yok mu? He. Buradan onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, etsin. Arkadaşım, yolu niye kapatıyorsunuz ya? İsmail, önce güvenlik mi diyorsun? Evet. Reflektör önce takıldı, kask takıldı. Önce iş güvenliği. Eldivenlerimizi de taktık. Şimdi bir İsmail'e bakın, bir de bana bakın. Ben de turist Ömer gibiyim. Şimdi İsmail, bu keseceğimiz ağaç mı? Evet.
Bu ağacı kim belirledi? Bu ağacı orman işletmesi belirledi. Orman işletmesi sana numara verdi. Evet. Bu ağaca numara koydu. Evet. Sen de bu ağacı keseceksin. Evet. Ağacın ne tarafa devrileceğini neye göre belirliyorsun? Ağacın şimdi şöyle dibinden baktığımız zaman, şöyle bakıyoruz dibinden. Mesela bu ağaç dalları ne tarafa daha çok ya da doruğu ne tarafa eğimli? O tarafa yıkacağız. Şu tarafa gideceğiz mesela bunu. Şu çapraz sağ tarafa doğru. Bu tarafa doğru devrilecek. Evet. Yani kesmeden önce dibini temizlememiz lazım. Hı hı. Yani kaçış istikameti mesela bu tarafa gidecekse tam tersine kaçmamız lazım. Anladım. Kolay devirdin. O kadar büyük değil. Çürümüş biraz da. Sen geliyor diye bağırmıyor musun? Bağıracaktım da aniden oldu. Yoksa istemeden mi devirdin bana? Bilinçli yaptım da bağırmayı unuttum. Ha. Bir anda güneş geldi ağacı devirince. Nasıl i̇şte gölge yapıyormuş? Bak şu oradaki ağaçlara. Hı. Şu iki ağaçlar, bak şu küçük ağaçlara falan hep şey geldi. Ne geldi? İşte önü açıldı. He. Daha hızlı büyüyecekler. Ha, bunu kesmemizin şey bir nedeni de diğer ağaçların büyümesine fırsat tanımak. Aynen. Arkasında küçük ağaçları. Orman işleri o yüzden belirliyor bu ağaçları zaten değil mi? Evet. Zaten çürümüş bir de. He, çürümüş ağaç. Hem çürümüş hem de diğer küçük ağaçların önünü açmak için yapılıyor. O zaman hani doğaya faydamız oluyor diyebiliriz tabii yani. Tabii illaki yani. Şimdi bu ağaçlar ilerleyen zamanlarda daha çabuk hızlı büyümesi için. Hem önü açılıyor, hem büyüme ortamı daha çok fazlalaşıyor. Peki şimdi devirdik, bir sonraki işlem ne? Şimdi bunu budama yapacağız. Şu dallarını budayacağız. Tek tek. Ondan sonra çekeceğiz traktörle aşağıya. Soyacağız. Soymayı baltayla yapıyorsun. Kabuğunu soyacağız böyle. Budamayı testereyle yapıyorsun. Evet, budamayı testereyle. Başı mı dönmüş? Bilmiyorum ki, bir kötülük geldi. Sen niye geldin ki? Dur işte evde. Ne yapacaksın burada? Allah Allah. Ha, ne yapacaksın? Burada ne yapacaksın? Evde ne yapacaksın? Başın ağrıyor mu? Ağrımıyor. Kötülük geldi. Kötülük geldi. Halsiz mi hissediyorsun kendini? Kafama döktü herhalde. Ne oldu şimdi? Neyin var? Tamam. Neden ağrıyor? Ne? Neden? Ne oldu şimdi? Yerim ağrımıyor. Ne oldu? Kötülük geldi. Miden bulanmıştır. Yediği bir şey mi dokundu acaba? Yine nasıl hissediyorsun? Ben seni iyi hissediyorum. Ağrın yok değil mi? Ağrım yok. İyi, geçmiş olsun. Korkuttun bizi ya. Yok. Bayıldım. Yok oldum. Bayıldın ha? Bayıldım. Kendimi kaybettim. Allah korusun. Korktuk İsmail'im. Tekrar biliyor musun şu an? Ha, dişleri şey olmuş ha. Kesiyor da çok öyle randomansız kesiyor. Normalde evden çıkmadan biliyorsun. Biledim aynen de şunları da sıkacağım. Ha, gevşemiş mi biraz zincir? Bu bileme sırf testere için mi kullanılıyor? Hangisi? Elimde tuttuğum. Eye mi? Testere eyesi yani. Evet. Daha sonradan belki
başka şeylerde kullanabilir. Şimdi zinciri mi sıkıyorsun? Hı, sıktım. Yandaki cıvatalarını sıkıyorum. Çok açık olursa, şöyle bol olursa kesim yaparken şey yapıyor. Hı. Zincirin atmasına sebep oluyor. Hı. O tehlikeli bir şey mi? Belki olabilir. Yani atıp sana vurma ihtimali var mı zincirin? Olmaz olmaz olabilir belki. Traktör geliyor. Buraya mı geliyor bilmiyorum. Basıldık mı? Ya basılmadık ya. Geçmiş olsun. Sağ ol Sami. Lan ben bile strese girdim burada, yemin ediyorum. Üstümüze düşecek diye. Daha bu küçük, bunun daha büyükleri vardı. Diğerleri büyük, şöyle geliyor. Bu mu küçük oğlum? Küçük tabii. Bir büyük sadece, diğer tarafları küçük. Kaç metre bu, 30 var mı? Vardır. Fazla. 30-35 metre vardır. Maşallah. Bu ne ağacı? Göknar. Göknar. Şunu olmasa yükemezdi bu tarafa. Ama bizi yardımcı oldu. Ama kurtardı diyorsun. Yediz amcanın yanına gittim az önce. Ya burası var ya, Jurassic Park gibi. Allah'ım, benim boyumda otlar var. Girdim, her yerime diken girdi zaten. Bataklık, batıyorsun, çıkıyorsun. Sanırım kaç rakımdayız bilmiyorum. 1400 küsürdeyiz herhalde. Daha işimiz bitmedi. Bütün gün buradayız. Oy. Herhalde biraz sonra bir şeyler atıştırırız. Dinlenmiş oluruz hem de. Daha şimdiden saat 10.000 adım falan gösteriyor yani. Gerçi sabahki mera da vardı benim. İkisini birleştirince normal. Çekici alıyorum. Kama. Tamam. Dama işlemi bitti. Ağacın kabuğunu soyacağız. Soyum için daha rahat, ferah bir yere çekeceğiz. Baltayı aldık. Burada. Evet. Baltayla kesilmesi gereken kaç kütük varmış? Baltayı aldım. Oraya gidiyoruz. İsmail de yanlıyor. Çıkmaya çalışıyor. Benim bir yardım etmem gerekiyor. Şimdilik görüşürüz. Ya burada traktörü kullanmak da bir meziyet. Yani gerçekten bir yeteneğin olması lazım. Şimdi videoyu çekemedim. Buradaki panikten. İsmail buraya çıkarken bayağı zorlandı. Bir tane oyun vardı bilgisayarda. Böyle çamurda, karda falan gitmeye çalışıyor şimdi. Bir şey simülatör. Onu bakayım, videoyu bulursam göstereceğim afişini. Aynı ona benziyor. Onun gerçek hayattaki hali yani. Gerçi o oyunda kullandığın araçların tek tek tekerleklerini bölüp her bir tekerleğe ayrı komut verebiliyordun sanki. Öyle hatırlıyorum. Simülatör olmayabilir bu arada oyunun adı. Şimdi ağacı mı ölçüyoruz? Çili. İyi. Şuradan keseceğiz sen, tamam. İşaret koymuyor musun? Koyacağım. Kaç metre olacak yani? İki. İkiyi mi yapacaksın? İki, üç. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu aşağı çekeceğiz. Soyacağımız yere. Daha rahat soymak için değil mi? Yani rahat da soyulur tabii. Bir de oradan aldıracaksın herhalde. Mecbur çekecektik aşağıya. Şimdi. Indirdim.
hep civar köylerden başkalarıyla da karşılaşıyoruz. Onlar da bugün hava güzel diye tomruk işine gelmişler. Genelde hava sıcakken yapılıyor çünkü kolay değil. Şimdi arkamda göreceksiniz, kesip devirmek işin en kolay kısmı. Budamak var, bir de budadığın gibi devrildiği yerden traktörle tomruğu alıp götürmesi var. Mesela şu arkama bakın. Burası ciddi bir yamaç ve size otlar kısaymış gibi gözüküyor ama benim boyum 1.90, birçok yerde boynuma kadar gelen otlar var. Onun haricinde daha önceden devrilmiş belki 10 yıllık falan çamlar var. Düz bir yer diye bastığın yerde yere gömülebiliyorsun. Enteresan. Ama ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Soyma alanına geldik herhalde. Diğer sorulmuş tomruklar da burada. Sonra araçlar gelip buradan alıyorlar tomrukları. Orman işlerine götürüyorlar. Orada da işte ölçülüp biçiliyor. Değeri ona göre ortaya çıkıyor. Şimdi tomrukları soyum yapacağımız yere götürdük. Orada soyacağız. Ondan sonra da işimiz inşallah bitiyor. Şu ana kadarki fikirlerimi beyan etmek istedim. Yani kurumsalla karşılaştırınca dağlar kadar fark var. Burada gerçekten hani herkesin bir işi var. Hani kimsenin boş durma lüksü yok, kenarda oturma lüksü yok. Genelde bilirsiniz yani beyaz yaka personelin çoğu çalışıyormuş gibi gözükür. Öyle maaş alırlar. Burada öyle bir şey yok. Herkes kan ter içinde yani. Yani Rafet amca bile, İsmail'in babası, o yaşında neler yapıyor ben yani yardım ederken çekemedim tabii. İleride inşallah bir GoPro alırsam her şeyi çekmeye çalışacağım ama şu an bazen telefonu kenara koymam veya cebime koymam gerekiyor. Çekemiyorum. Yani işin özeti, burada insanlar bayağı zor şartlar altında çalışıyor. Yani son kuruşuna kadar da aldıkları parayı hak ediyorlar yani. Evet, bu işte gerçekten çok ciddi, güzel bir kazanç var. Ama herkesin yapabileceği bir iş de değil yani. Yani videoyu izleyip de hemen ne var ki bunda diye demeyin. Yani ben yaparım mı diye düşünüyordum. Ama bugünden sonra baktım ki hiç öyle aman kolay bir iş değil yani. Ama izlemeye gelinir. Çok keyifli yani. Orman süper. Yaz olmasından da tabii kaynaklanıyor. Kışın nerede böyle? Bizim bu Bolu'da bir kar yağıyor. Zaten aylarca kalkmıyor. Hele burada yer bataklık gibi, her yere bata bata geziyorum yani. Bahçıvan kıyafetimle. Yine hazırlıklı geldim mesela. Bizim ev soğuk diyorduk. Burası 5 derece fark ediyor. Daha soğuk. Şimdi İsmail. Helva. Helva var bak. Öğle molası verdik. Evet. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? İşte zeytin, peynir, domates, salatalık, helva. Oo, daha ne olsun? Çikolata var. Rafet amca, seviyorsun sen bunları. Seviyorsun bu hayatı. Sizinkiler bak ne kadar faydalı şeyler. Bir de benim getirdiklerime bak ya, bak bak. Sen ne getirdin? Ben de bir şeyler getirdim. Ben mısır patlağı getirdim. Bir de gorile dönüş yaptım. Gorile dönüşüz ha. İki tane de gofret getirdim. Şunda ne varmış? Ha, bir de Allah var şey, kuruyemiş getirdim azıcık. Allah razı olsun. O demek. Evde bunları buldum. Bir de üzüm götürdük. Allah razı olsun. Daha ne olsun? İsmail, bu işi seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar seviyorum? Yapabildiğim kadar. Yapabildiğin kadar. Tavsiye ediyor musun bu işi?
hızlı para kazanmak isteyen insanlara? Niye tavsiye etmiyorsun ya? Haftada 5000 lira kazanmıyor musun arkadaşım sen? Biz Rafet amcayla konuştuk. Kazanamıyorum. Nerede hani para yok? Var para. Haftada 5000 demedin mi sen? Beni mi kandırıyorsun? Haftada yok be. İşte günlüğümüz 200 lira geliyor. Ya şimdi şunu kabul ediyorum. Yani dönemsel bir şey değil mi? Tabii. Yani boş kalmamak için, iş olmadığı için. Ya ama yani iş varken de güzel para kazanabiliyorsun. Mecburdan çalışıyoruz yani. Şimdi ben farz et köyüme döneceğim. He. Bu işi yapmak için ne yapmam lazım? Bu işi yapmak için? He. İlk önce köyde şeyin olması lazım. Evin köyü. Peki orman köylüsü mü olman lazım bunun için? Yani. Yani bu işin aynısı Ege'de yapılır mı? Bilmiyorsun. Orman varsa yapılır böyle. Peki ben mesela çalışkan biriyim. Şimdi buraya siz kurayla, nerede ağaç keseceğiniz kurayla belli oluyor. Hı hı. Ben fazla kesmek istiyorum. Gidip müracaat edebiliyor muyum bana daha fazla ağaç verin diye? Yok işte kesmeyenler olursa onlarınkilerini kesebilirsin. Ya komşularda soruyorsun. Ha mesela ben yapmak istemiyorum. Burası bana göre değil diyor. He. Ben burada yapamayacağım diyor. İnanmayın. Acayip zengin. Öyle böyle değil yani. Sabah Mera'da başıma neler geldi. Sizin tarladayım. Hı. Koyunlar başladı koşmaya. Güzel tarlasını. Ma gel. Ya gel ne güzel otluyorduk gel. Seninle mi uğraşacağım? Koyunlarla mı uğraşacağım ya? Of. Koşmayın. Bak. Ya koşmayın ya, koşmayın. Nereye gidiyorsunuz? Allah'ım ya. Bir o tarafa bir bu tarafa. Ucuz yırttık yine. Gireceklerdi bahçeye. Niye koşuyorlar ya? Niye? Bak geliyorlar. Ya nereye koşuyorsunuz ya? Allah'ım adamı hasta etmeyin. Keseceğim hepinizi en sonunda ya. Bak bak hareketlere bak. Niye koşuyor bunlar? Deli mi dürtüyor? Ne yapıyor ya? Hay gebe ağlayacağım artık sinirde. Bak bak bak. Evet üçüncü tur başladı. Allah'ım sonra ot diye yalvarıyorlar. Bir yesenize her yer ot ne güzel ya. Sürü gidiyor sürü. Kime diyorum ben. Bak bak bak. Kurtlar aldı götürüyor sürüyü. Çoban köpeği senin. Böyle bir maceraydı işte yani. Şimdi biz ağacı devirdik. Evet. Sen budadın. Aşağı götürdük. Aşağıda ağacın kabuğunu soyacaksın. Hı hı. Soyduktan sonra ne oluyor? Soyduktan sonra işte tomruk yapacağız. Boyu ölçeceğiz. Nişanlı olacak. Düzgünlüğüne göre. Tamam. Atıyorum dibinden 2 ile 3'te alıyoruz. Tamam. 2 metre 3 metre boyunda. Tamam. Ondan sonra geri kalanında işte 5 metre, 6 metre tamam. Ağacın düzgünlüğüne göre. Ondan sonra da orman işletmesi geliyor. Onların çapını, boyunu ölçüyor. Hı hı. Ona göre şey yapıyor. Numaralandırıyor yani. Orman işletmesine siz mi götürüyorsunuz bunu? Yok, nakliye yapan kamyonlar var. Onların kendi adamı Onlar, mı? Onu köylü buluyor. Hı hı. Numaralandırdıktan sonra işte nakliyeyle, kamyonların yardımıyla gidiyor. Hı. Daha güvenli oluyor. Diğer türlü daha sıkıntılı.
Peki size ücretinizi ne zaman ödüyorlar? Banka hesabınıza mı yatırıyorlar? Abi, banka hesaplarına yatırıyor. Yani 20-25 günde yatıyor. Yani bugün teslim edersen? En geç bir ay. Bir ay içerisinde yatıyor. Yani. Belirli bir tarihi yok, yok para yatma. Belki tarihi. Bir ay da geçebilir. Aslında belki de erken de olabilir. Ayın birinden birine gibi bir şey yok yani. Yok. Güzel. İdris amca. Efendim? Tatlı var, tatlı. Gel. Helva var. Helvamı yiyoruz. Gel gel gel. Gel. Batı. Batı. Hep çekiyor Allah. Hep nereye gönderiyor bunları lan? Batı'nın en hızlı balta sallayan insanı geldi. İdris amca şu anda bizle. İdris amca merhaba de. Merhaba. Nasılsın? Allah biraz yorgun ama iyi. Yorgun ama iyi. İdris amca hiç kalıbın adamı değil. Sabah akşam hiç durmadan çalışıyor yani. Ben böyle bir enerji görmedim yani. Maşallah. Subhanallah. Hep böyle miydin İdris amca? Ben aynı şey. Eskiden daha fenaydı. Deli fişek İdris amca. Maşallah. Para taşıma arabalarını biliyor musun? Para mı? He. Bankalara para taşıyor sağa sola. Yeah. O arabaya güvenlik görevlisi lazım. Güvenlik görevlisine git. İyi mi o iş? Tabii iyi, ne var? Tamam. MP5 ile gezersin işte. Silah veriyorlar kocaman. Polisler gibi. Vallahi bu senin okul işinden iyi değil mi Sami? Oranın parası da iyi. İdris amca, bu tomruk işini gençlere öneriyor musun? Tomruk işinden adama hayır gelmez. Neden? Bir dakika. Bir daha alalım. Ne söyledin? Bir daha söyler misin? Tomruk işinden adama hayır gelmez. Neden hayır gelmez? Tehlikeli. Tehlikeli diye. Tehlikeli. He. Şimdi bak, bu motorla bu tek teker çeker, şuna yukarı çıkacaksın. Evet. Çıkmayabiliyor. Evet. Otun içinde geri kayabiliyor. Evet. Yukarıdan inerken tomruk kayağı kaza yaptırabilir. Yani işte. Bir de bu işi yapan insan her şeyden anlaması lazım. Traktörü de kullanabilecek, değil mi? Ya şimdi testereyi kullanabilecek. Bu dağda çalışan adam ilk önce de gençten başladıysa her şeyini biliyor. Ama yeni girdiyse çok tehlike. Tabii ki. Yapamaz, zaten de yapamaz. Yapamaz. Anca işte senin gibi başında babası olacak mesela. Tabii. Oğullarına destek verecek. Ya benim giden oğlum var. Ben güvenip de kendilerini gönderemem bu dağa. Şimdi ağacın nereden ineceğini bilmezler. Nereden motorun çıkacağını yerde bilmezler. Yıkması da öyle. Şimdi daha çalışmadılar. Daha bu sene işte benden beraber ağacı şey geldi. Tabii. O hemen birden bu ağaç yıkmak kolay değil yani. Kolay değil ha. Ya ben olmasam zaten onlar da dağa gelmezler. Yapamaz mı gelmeyiz? Vallahi yapamazlar. Ya ben onlara bir katkı olsun diyerek. Onlara da ek gelir oluyor aslında. Onun yani. İçin geliyorum zaten. Onlar da çıkıştıramıyor Allah şimdi şu anda. Yani kolay değil şimdi. Kirayı da 3-4 tane çocuk okuyor. Tabii tabii. Masraflar da arttı iyice zaten. Yani. Bir de ev kirası var birinin. Afet amca, neler söylemek istersin? Kütük çekiyorum. Kütük çekiyorsun? Evet. Kaç sene yaptın bu işi? Bu sene bu işi 40 sene yaptım. 40 sene? Evet. Artık İsmail'e devrettin, evet, ha? İsmail'e devrettim. Evet. Memnun musun bu işten? Memnunum. Bu işte kazançlar iyi galiba, değil mi? Kazançlar iyi. Ama çok çalışmak lazım. Hem zahmeti var, kazançlar da iyi. Hem zahmeti var hem de tehlikeli. Evet, tehlikeli. Rafet amcanın size söylemek istediği bir şey var. Şimdi Sami'nin videosunu beğendim. Ona üye oldum. Abone mi oldun? Abone oldum. Teşekkür ediyorum Rafet amca, öpeceğim. Ok. Ok. Bugünkü işimizi biz bitirdik. Aslında soymayı da bugüne bırakmıştık. Fakat geç oldu artık. Güneş batıyor. Muhtemelen soyma işini yarın yapacağız. Eğer yağmur yağmazsa tabii ki de. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün bir güzelliklerinden biri de İnsanların hoş ve güzel olması. Hangi evin önünden geçsem biri beni çevirip elime bir poşet veriyor. Bu sefer de biri taze bahçelerinden kopardığı, topladığı fasulyeleri verdi. Fatma teyzeye buradan teşekkür ediyorum. Buralar böyle yani.